Slenderman'in ürkütücü hikayesini ve bu efsanevi doğaüstü yaratığın insanlara, arkadaşlarına ve ailelerine saldırmaları için nasıl ilham verdiğini keşfedin. İlk anlarda Slenderman yalnızca bir internet efsanesiydi. Ama daha sonra Amerikan gençleri arasında fısıldanan ürkütücü bir halk masalı haline geldi. Ve çok geçmeden Slenderman efsanesi bu gençlerden birkaçını öldürmeye teşvik etti. Peki ama internette yaratılan kurgusal bir karakter nasıl bu kadar şiddete neden oldu? Ve neden ilk etapta bu kadar popüler oldu? Gerçek Slenderman hikayesine ve her şeyin başladığı yere bir göz atalım. Slenderman'in hikayesi bir kişinin çevrim içi Photoshop yarışmasına katkısı olarak başladı. Ve bir anda hızla viral oldu. 10 Haziran 2009'da Slenderman bir internet forumunda Photoshop yarışmasında doğdu. Komedi web sitesi Somethic Awful'da yayınlanan meydan okuma, insanları normal fotoğraflar çekmeye ve gerçekçi hayaletler, hortlaklar veya canavarlar ekleyerek onları korkutucu görünmeye teşvik etti. Victor Surge kullanıcı adını kullanan Eric, Slenderman'i yaratarak bu çağrıya yanıt verdi. Özelliksiz bir yüze sahip, hayalet bir figür olan bu karakter, fotoğrafların viral hale gelmesine neden olacak kadar ürkütücüydü. Eric, 2011'de bir röportajında şöyle diyordu. Oldukça spontane oldum. Bazı resimleri gördüm ve kendimi ürkütücü bulacağım bir şey yapmaya ikna ettim. Lovecraft, Stephen King, William ve bir dizi folklor yaratığın gerçeküstü hayal gücünden ilham alan Eric, oynayan çocukların bazı eski siyah beyaz resimlerini çekti ve uzun, ince, grenli bir figür yerleştirdi. Bir resimde figürün sırtına dokunaçlar ekledi. Fotoğrafların birinde ürkütücü cazibesine eklenen şifreli bir başlık da vardı. Gitmek istemedik. Onları öldürmek istemedik. Ancak ısrarcı sessizliği ve uzanmış kolları aynı zamanda bizi dehşete düşürdü ve rahatlattı. Eric karakterinden kaç kişinin ilham alacağını ya da bazılarının coşkusunu çok ileri götüreceğini asla hayal edemezdi. Eric'in Slenderman fotoğrafları 2009'da ilk kez yayınlandıktan sonra hızla dikkat çekti. Eric, Slenderman'e adını ve fiziğini verirken Slenderman efsanesi bir dizi internet kullanıcısının ortak evde yetiştirdiği bir yaratımdı. The Verge, Carly ve Lochi. Rastgele bir internet gönderisinden tamamen gerçekleştirilmiş, kültürel olarak bilinen bir konsepte kadar bir mimin yaşam döngüsünü incelemek istiyorsunuz dedi. İşte o anda Slenderman'den daha iyisini bulamazsınız. 20 Haziran 2009'da Eric'in gönderisinden yalnızca 10 gün sonra bir YouTube kanalı premierini yaptı. Kanalda Slenderman'den esinlenilmiş gibi görünen, operatör olarak bilinen bir figür tarafından takip edilen bir film öğrencisi hakkında Blair Witch Project tarzı buluntu bir video dizisi yer aldı. Alabama'dan 3 film öğrencisi tarafından üretilen bu şey YouTube'da hızla hayran kazanmaya başladı. Joseph, Tim ve Troy neredeyse 90 bölümlük diziyi hiç bütçe ayırmadan çektiler ve dizi 5 yıl sürdü. Hala 500 binden fazla aboneleri var. Slenderman'den ilham alan videolar ve video oyunları kısa zamanda yüz binlerce ziyaretçiyle web sitelerinde göründü. Bu tasvirlerde Slenderman her zaman uzun boylu, yüzü olmayan, koyu renk takım elbiseli ve uzun kolları olan, genelde sırtında dokunaçları olan bir figürdü. Ancak hayranlar kısa zaman sonra mitosun boşluklarını onun ne yaptığına ve neden yaptığına dair kendi fikirleriyle doldurdu. Slenderman meraklısı Cat. Bunun açık kaynak doğası oldukça iyi tanımlanmış bir omurganın etrafında doldurulması gereken çok sayıda boşluk bulunan geniş kapsamlı bir kural. Bence çok yardımcı oldu dedi. Slenderman'in belirsiz doğası birçok sanatçının yorumlarında yaratıcı olmasına izin verdi. Kullanıcılar, çocukları avladığını, onları ormana çağırdığını ve vekilliğine inisiye olmak için öldürmeye davet ettiğini öne sürdü. Onun kipleri ve güdüleri her zaman belirsiz kaldı. Ancak birçok yönden geçmişiyle ilgili belli ayrıntıları bilmemek daha ürkütücüydü. Eric. Önce melekler, sonra hayaletler ve ruhlar vardı. Bugün gölge insanlar ve boyutlar arası varlıklar var dedi. Slenderman ve diğer yeni yaratılmış varlıklar uzun ve çok gerçekçi bir insan geleneğinin ilerlemesindeki en yeni eklemelerdir. Slenderman birkaç insanın kopyalayıp internete yapıştırdıktan sonra internette dolaşan modern bir korku efsanesi olan Creepypasta'nın klasik bir örneğiydi. Ancak birçok insan bu Creepypasta'nın en yüksek popülaritesine 2012'de ulaştığına inanıyor. Ondan sonra zayıflamaya başladı. Bir zamanlar birbirine sıkı sıkıya bağlı anonim internet kullanıcılarından oluşan bir ailenin toplu sevgi emiği olan şey kısa zamanda bir meta haline geldi.
2013 yılında birinci şahıs korku video oyunu Slender: The Arrival, oynaması ücretsiz bağımsız oyun Slender 2 ticari harefi olarak premier yaptı. Slenderman'in hikayesi şimdi satılıktı. Yerel çekiciliğini zedeledi ve ilk hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu hayal kırıklığı Slenderman'den esinlenilen 2014 yılındaki bir bıçaklanmanın ardından ortaya çıkan gerçek hayattaki paniğe kıyasla hiçbir şeydi. Morgan duruşma esnasında Fighter'ı nasıl bıçakladığını açıklıyor. 5 Ekim 2017, Wisconsin. 30 Mayıs 2014'te Wisconsin'de 12 yaşındaki 3 kız çocuğu bir pijama partisi verdi. Ertesi sabah kızlardan biri ormanın ortasında bir mutfak bıçağıyla 19 yerinden bıçaklandıktan sonra neredeyse kan kaybından ölecekti. Korkunç bir şekilde geceyi beraber geçirdiği iki arkadaşı bu vahşi suçun sorumlularıydı. Kollarından, bacaklarından ve gövdesinden kanlar gelen Fighton, bir bisikletçinin onu bulup 911 aradığı bir yola sürüklemeyi başardı. Daha sonra bedenim kendini hayatta tutmak için çok çalışıyordu diye hatırladı. Muhtemelen vizyonda şu anda gerçekten bir öncelik değil gibiydi. Failler Morgan ve Anicia, yetkililerin 31 Mayıs 2014'te kızı yol kenarında kanlar içerisinde bulduktan hemen sonra tutuklandılar. Polis aynı gün onları sorguya çekti. İkili kısa bir zaman sonra saldırıyı aylardır planladıklarını itiraf etti. Ayrıca rahatsız edici amaçlarını da ortaya çıkardılar. Slenderman'i memnun etmek. Evet, tek amaçları buydu. Slenderman'i memnun etmek. Biri kızın 4. sınıftan beri en iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Anlaşıldığı üzere 3 kız bir gece önce doğum günü için paten kaymaya gitmişlerdi. Aralık 2013 gibi erken bir tarihte 2 kişi Slenderman'in vekilleri olup onu ormandaki malikanesinde nasıl katledebileceklerini planladı. Onu bir bilet olarak gördüler. Morgan, "Hey Anissa, biz vekil olmalıyız." dedi. Anissa, "Tamam da bunu nasıl yapacağız?" diye yanıt verdi. O anda belirledikleri insanı bıçaklama planını anlattılar. Heyecanlıydım çünkü onun var olduğuna dair bir kanıt istedim. Çünkü dışarıda onun var olmadığını söyleyen bir grup şüpheci vardı. Morgan ve ben bir zebrayı kovalayan dişi aslanlar gibi olacaktık. Onunla mücadele edecektim. Ve sonra Morgan bıçaklamayı yapacaktı. Wisconsin eyaleti iki ergeni yetişkin olarak görmeye karar verdi. Ancak bir tanesine kısa bir zaman sonra şizofreni teşhisi kondu. Ve 2017'de bir jüri, akıl hastalığından kaynaklanan bir bıçaklanmadan cezai olarak sorumlu olmadığını tespit etti. Uzmanlar onun ortak sanrılı bozukluktan muzdarip olduğunu savundular. Başka bir deyişle, şizofrenisi Slenderman'in gerçek olduğunu düşünmesini sağladı ve diğerinin kendi eğilimi onu yanılsamasına duyarlı hale getirdi. Bu arada bıçaklanan çocuk ölüme yakın olması yüzünden ulusal manşetlerde yer aldı ve ebeveynlerinin internetin karanlık köşelerinin çocuklarını öldürme istekli, şiddetli, sosyal olarak izole edilmiş canavarlara dönüştüreceğine dair korkularını körükledi. Bir zamanlar zararsız bir çevrim içi öcü olan şey şimdi TV'deki amansız haber kapsamına göre ciddi ebeveyn endişesine neden oldu. Bıçaklama olayı bir zamanlar eğlenceli, zararsız bir internet mimi olan şeyin tabuttaki son çivi gibi göründüğünü aktardı. Lütfen Slenderman yüzünden kimseyi öldürmedin diye yalvardılar. 5 Haziran 2014'te Ohio Hamilton'da bir kadın işten eve gelip bıçakla saldırıya uğramasının ardından polisi aradı. İddiaya göre saldırgan kadının 13 yaşındaki kızıydı ve anneye göre onu beyaz bir yüz maskesi takarak karşıladı. Kızının bir akıl hastalığı öyküsü olduğunu ve internette okuduğu Slenderman efsanesinde takıntılı olduğunu aktardı. Yüzünden, boynundan ve sırtından yara alan anne daha sonra tedavi altına alındı. O yılın ilerleyen saatlerinde bekar bir anne ve 9 yaşındaki oğlu Florida'daki evlerine çıkan bir yangınla uyandı. Kadının 14 yaşındaki kızı bir çamaşır suyu ve romla ıslanmış çarşafı ateşe vererek yangını başlatmıştı. Kız daha sonra Slenderman efsanesi hakkında çok şey okuduğunu itiraf etti ve sonunda yangını çıkardığı için pişmanlığını dile getirdi. Hatta herkesin iyi olup olmadığını sormak için annesine mesaj attı. Ancak bu korkunç saldırılara rağmen çoğu Slenderman hayranının ürkütücü bir efsanenin keyfini herhangi bir şiddet olmadan çıkarmak istediği belirtilmelidir. Yine de bazıları bunun gibi ürkütücü hikayelerin ikinci bakışı hak ettiği konusunda ısrarcı. Fighter'ın rezilce bıçaklanmasının ardından polis şefi Russell, saldırının tüm ebeveynler için bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini, internetteki karanlık ve kötü şeylerden kaçınılmasını aktardı. Ancak her korkmuş ebeveyn için Photoshop'la eğlenmek isteyen bir internet kullanıcısı vardır.
Slenderman Wiki'nin bir moderatörü, "Sadece iyi bir korku hikayesinin tadını çıkarmak istiyoruz," dedi. "Yalnız bırakılmak istiyoruz." Şansınız yaver giderse, Slenderman'den ilham alan saldırıları okuyan yetişkinler, manşetlerdeki bir sonraki büyük tehdit konusunda kendilerini hayal kırıklığına uğratmak yerine zihinsel sağlık sorunları olan gençleri yardım almaya teşvik edecektir.